Alınan kararlara doğru dürüst uyulursa iyi sonuçlara varacağını düşünüyorum. İlk zamanlarda neyse 1 Mart'tan sonra da aynı olacak. Hiçbir değişiklik olmadı. Hafta sonu bence cumartesi yasak kalkmamalıydı diye düşünüyorum. Ben iyi bulmuyorum çünkü bence bir ay sonra daha çok vaka sayıları fırlayacak. Koronavirüsü milyonlarca insan hayatını etkiledi. Virüsle ilgili beklenen karar 1 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Biz de Laf Sokak ekibi olarak Kayseri hakkında yeni kararla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar verdiler. 1 Mart'ta alınan yeni kontrollü normalleşme kararları hakkında ne düşünüyorsunuz? Olumlu bence. Esnaf bu konuda biraz daha şikayetçi. Esnafın hani beklentileri biraz daha yüksekti. 7 olması zaten çalışan insanlar 6'da evden çıkıyor. İşte eve gideyim 7. Kafe restoranın pek bir faydası olmayacağını düşünüyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Okullarla ilgili de zaten hani öğrencilerin okula gitmesi lazımdı ama ortaokullarda açılsa daha iyi olacaktı. Sadece ilkokul ve lisede yetinmenin bence faydasız oldu. Şimdi bakıyoruz siyasi partiler şey veriyor, miting veriyor. Kalabalık zaten gündem o. Ama işte Sayın Bakanımız çıktı özür diledi. Bu da bir güzel bir şey ama okulların ortaokul dahil, lise dahil açılması biraz daha faydalı olurdu. Benim görüşüm bu yönde. Biraz eksik buldum ben izlediğimde. Saat iş çıkış saati özel sektörde 19'dan çok yakın. Ben yıllarca turizm yapmıştım. Bizim çıkış saatimiz 7'ydi. Şimdi bir yerde bir şey içmek, bir şey almak, bir alışveriş yapıp eve gitmek çok kısa oldu. Bir tek onu kötü buldum. Pazar iyi. O da zamanla düzelir diye düşünüyorum. Yani diğerleri o kadar şey gelmedi bana, sıkıntılı. Çok da sevindim esnafa ve alışveriş yaptım, görüyorsunuz bolca. Yani gerekliydi. O kadar insan hani ekmeğin kazanamıyordu, lokantalar, restoranlar aynı şekilde. O yüzden gerekliydi bence. Öncelikle daha önce alınmalıydı. Geç kalınmış bir karar. Çünkü kongrelere gidiliyor, kuaförler açık. Esnaflar zor durumda kalmıştı. O yüzden geç bile kalındı, ancak geç olsun güç olmasın diyelim. İnşallah bu korona belasından hep beraber kurtuluruz. Hepimiz krediler çektik. Benim de kredim var. Yapacak bir şey yok. İnşallah düzelecek her şey. Piyasalarda daha hızlı düzeldiği sürece insanımız da daha mutlu olur. Bu. Tabii bizim ekonomiyi biraz dolar çok etkiliyor. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani yapılması gereken şeyler ama bazı yerlerde şimdi hani şeyler açıldı ya, restoranlar, kafeler falan. Elbet bir belli bir gün zaman sonra herkes gene cayacak yani kararlara. Herkes çok uyulmayacağını düşünüyorum ama yani elinden gelen herkesin yapması gerekiyor bence. Ya mantıklı kararlardı bence. Ama daha da belki kısıtlama gelebilir çünkü çoğu insan dışarıda. İş olmayan insanların genelde çıkmaması gerekiyor. Benim okulum var, dershanem var. Yani ben de isteyerek değil, zorunlu olarak geliyorum. Yani öyle olsa, herkes daha çok dikkat etse daha iyi olur. Abi saçma oldu bence. Yarım yamalak oldu yani. Yüksek riskli yerlerde kafelerin açılması çok mantıklı değil. Bence 2 haftaya tekrar bir kapanmaya döneceğiz yani. Normalleşme kararları geç bile kaldı. Vatandaş perişan, esnaf perişan. Yokluk var kardeşim, yokluk. Bolluk var, yokluk var. Demek istediğimi anladın mı? Yani biz çok abarttık bu işi. Zamanında tedbirimizi tam alsaydık şimdi daha önce geçebilirdik bu işlere. Ama geç kalındı. Şu anda esnafın çoğu perişan vaziyette. Kirası, gideri, işçisi, bütün sıkıntı. Biliyorsunuz ki artık hükümet hakkında bir şey söylediğin zaman gerçekten hani hemen geliyorlar, içeriye alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Hani konuşmasan da daha kötüye gidiyor. Şimdi benim ise hani ne bileyim, kafama takılan şu soru var. Şimdi AK Parti kongrelerinde virüs yok ama sokağa çıkan insanda virüs var. Yani bu bence saçmalık bana kalırsa yani. Ya şöyle diyeyim, açılması güzel ama bir yandan da hani bilmiyorum, hani hastalık var bir yanda, hani bilmiyorum, hastalık var işte. O hastalık azalsa daha çok sevineceğiz. Şimdi oturup bir yerde çay içemiyoruz, kahve içemiyoruz, korkuyoruz. Açılması esnaf için güzel ama benim için güzel değil yani. Kontrolleşme kararlarını çok doğru bulmuyorum. Evet, bazı kesimler için doğru olabilir. Esnaf kesimleri için
ideal oldu ama da vakaların daha artmaması temennisi ediyorum. Umarım daha iyi olur. Koronavirüs inşallah biter. Daha iyi özlenen günlere döneriz. Eski normali arıyoruz. İyi abi şu anlık. Aynı. Yasan kalkması iyi oldu abi yani. Evde kal kal sıkıldık. İyi oldu yani. Şu anlık yasak da bitti. Geziyoruz, eğleniyoruz. Sosyal mesafeyi de koruyoruz yani. Ben iyi bulmuyorum çünkü bence bir ay sonra daha çok vaka sayıları fırlayacak. Yeterli aşılanma zaten yok. Çoğu insan ikinci dozunu bile alamadı. Ben uygun bulmuyorum arkadaşlar. Ya karar alınmışsa zaten belirli incelemeler sonucunda alınmıştır. Ya bence iyi, uygun. Güzel kararlar. Peki tabii, yeterli mi sizce? Yeterli değil. Hafta sonu bence cumartesi yasak kalkmamalıydı diye düşünüyorum. Ya bir işe yaramayacak sonuçta. Pazar yasak, cumartesi yasak. Devam etmeliydi biraz daha. Çünkü yüksek riskli bölgedeyiz. Alınan kararlara doğru dürüst uyulursa iyi sonuçlara varacağını düşünüyorum. Esneklikler biraz rahatlatabilir. Kurallara iyi de zaten uymaya devam ederse vatandaşlar, turuncudan daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. İlk baştan belli değişik bir süreç ilerlettirdiler. Mantıksız bir süreç. 1 Mart'tan önce de her yerde, benim gördüğüm ve gittiğim yerde, Kayseri için konuşuyorum, Develi, çevre ilçeleri, her yer tıklım tıklımdı. Ve dışarıya çıktığımızda restoranlar olsun, çorba salonları, çay ocakları tıklım tıklım. İçeride sigara, bütün şeyler sıkıntılıydı. Süreci böyle değişik bir şekilde idare ettiler. Çorba salonlarına gidiyoruz, çay ocaklarına gidiyoruz, tıklım tıklım dışarıya gidiyoruz. Az bir maskemizi indirdiğimiz zaman maskeyi tak. Çorba salonlarını, kafeleri görmüyorlar. Şu sokağın halini görmüyorlar. Ve bize tedbir diyorlar. İlk zamanlarda neyse 1 Mart'tan sonra da aynı olacak. Hiçbir değişiklik olmadı. Bu süreci daha adam akıllı, daha şekilli bir şekilde yönetmelerini istiyoruz. Çok milletinden alay ediyorlar. Gerçekten benim düşüncelerim böyle. Hiçbir etkisi yok. Bu süreç ne zaman başladı bu pandemi dönemi? Ve şu anda aynı, ilk başta da aynı. Herkes birbiriyle iç içe, hiçbir böyle şeylik yok yani. Kurallara uyma, hep ihlal ediyorlar. Benim düşüncelerim bu şekilde, ben mantıksız buluyorum.